Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Hoş geldiniz Bloomberg ET stüdyolarına. 2 Kasım 2023 Perşembe akşamındayız ve her Perşembe akşamı olduğu gibi Sözcü Gazetesi yazarı Ege Cansel ve Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Asaf Savaş Akat'la birlikteyiz. Her hafta Perşembe günü olduğu gibi biliyorsunuz derin konular konuşuyoruz ama bu akşam bir değişiklik yaptık. Bu akşam derin bir konu değil, hafif bir konu konuşacağız ve bu akşam sizlere, izleyenlere hızlı zengin olmanın formülünü ya da formüllerini vermeye çalışacağız. Bilmiyorum hocaların birden fazla formül varsa akıllarında paylaşacaklar bu akşam bizimle. Nasıl başlayalım Ege Hocam? Evet, şimdi zaman zaman gazetelerde görüyorum. Hem de böyle parası olan kişiler daha da çok para kazanmak istiyorlar. Ünlü futbolcular. Yok ya. 5 milyon dolar kaptırmış, 3 milyon dolar kaptırmış falan. Hani garibanlar, zaten onların parası yok da. Demek ki bir defa bu daha fazla para kazanmanın sınırı yok. Herhalde öyle oluyor. Yani ben 5 milyon dolarım var ya, ne yapayım demiyor insanlar. Daha da kazanmak istiyor. Şöyle temel bir şey var. Aslında tabiat, doğa, neyse, Tanrı, katma değer yaratmayı zorlaştırmış. Yani kolay kolay katma değer yaratılamıyor. Hatta işte ben buna biraz böyle hayvanlardan, bitkilerden kendimce misaller buluyorum. Mesela diyelim ki siirt fıstığı veya antep fıstığı vardır. Bir de yer fıstığı vardır. Şimdi yer fıstığı yerde yetişir ve çok çabuk yetişir. Bu antep fıstığı ağaçta yetişir. Zahmetli. Zor yetişir, zahmetli yetişir. Toplaması bir dert falan filan. Ama lezzeti daha iyi. Bilmem nesi daha bilmem ne. Mesela bir danadan karkas olarak 250 kilo et çıkar. Bir koyundan da 40 kilo et çıkar. Maksimum. Kuzular 15-20 kilo. Şimdi bakıyorsun. Hocam celep deneyimi de mi var yani? Bütün bunlar çok ilgimi çekti. Sanki vaktiyle yani arçelikle şey arasında bir de. Celep deyince kasap. Evet. Kasap yani. Celep yetiştirici. Yani danalar mesela 12 ayağı, pardon, İnekler 12 ayağımıyla kalıyormuş. Koyunlar 4 ayda doğuruyormuş. Yavrunun şeyi büyüdükçe? Büyüdükçe. Organizma büyüdükçe. Hamilelik süresi uzuyor. O zaman fillerin 3-5 sene sürüyor. 22 ay. Neredeyse 22 ay. 2 sene. Tavşanlar 3 hafta bilmem ne. Şimdi yani bu, yani yavruya bir katma değer dersek zaman alıyor bu. Çabuk olmuyor. Şimdi insan da bazı şeyleri çabuk yapmak istiyor. Yani efendim 5 biriktir de işte onu bilmem ne. Ona ömrünü koyunlar yetiştir. Dikenler geçecek dikenler de evet. Şeyler bilir. Veya yer bırak. Hemen yetiştir. Neydi? Hani maaşından biriktireceksin de bilmem ne. Ya yani yok mu bunun bir kestirme yolu? Şimdi birincisi şunu söyleyeyim. 2 yolu var bunun. Bir tanesi başkalarının yarattığı katma değerleri apartabilirsen, kendine transfer edebilirsen sen daha fazla, daha hızlı zenginleşebilirsin. Zorlanmadan, emek harcamadan. Yani kendin yarattın. Kendin yarattın, belli bir miktar zaman alıyor. Yani gittin bir adamın arsasına kondun, oturdun. Çöktün. Çöktün ha. Mesela. Çektin. Veya böyle bir oyun kurdun ki milletten topluyorsun. Hani bir adam kitap yazmış. Diyor ki size zengin olmanın yolunu öğreteceğim diyor. Bana diyor 10 lira yollayın diyor. Formülünü size mektupla yollayayım diyor. Herkes de yazıyor. Mektubun içine benim gibi yapın yazıyor. Çok mantıklı. 100 bin kişi 10 lira yollamış. Allah akıl fikir versin. Ve diyor ki eğer dediğim
matematik olarak yanlışsa diyor, İade tamam çabalık. Diyor, iade ederim. Ama 100 bin kişi onlar lira yollamış. Adam da 1 milyon kazanmış. Benim gibi yapın diyor adam. Zorlama yok, gönüllülük esası. İstemiş vermişler. Ayrıca yani haklı matematik olarak. Doğru. Haklı adam. Ama herkes yapamıyor. Doğru. O da yani, doğru. O imkansız bir şey. Yani herkes yapamıyor. Şimdi bir tanesi bu. Yani başkalarının paralarını çekeceksin. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi burada teorik bir konu da var. Şimdi bir tüketici fiyat endeksi var ya. Bir de toptan fiyat. O çok önemli değil. Yani mal fiyat endeksleri var. Üreticilerin evet. Evet. Üretici veya tüketici önemli değil. Zaten onlar çoğu zaman birbirlerini izlerler. İner çıkar falan. Ya. Bir de varlık fiyatları enflasyonu var. Yani bunlar finansal varlıklar veya fizik varlıklar. Yani işe senetleri bunlar ne? Arsa bir daha şu bu. Gayrimenkul. Gayrimenkul. Menkul ve gayrimenkul. Sanat eserleri var. O da doğru. Onda da haklısın. Menkul taşınabilen, gayrimenkul taşınmaz. Zaten Türkçe'de de söyleniyor. Taşınmazlar evet. Deniyor. Evet. İmmobil mi diyorlar? Ne evet. Diyorlar? Şimdi evet. Ben buna biraz kafayı takmıştım. Bu iki enflasyon arasında fark var mı? Zaman zaman bu çok açılıyor. Yani varlık fiyatları enflasyonu mal ve hizmet fiyatları enflasyonundan veya fiyat artışlarından enflasyon demeyelim hızla artıyor. Şimdi insanlar bunu gözlemleyince diyorlar ki ya ben bir yerden bir paralar bulsam onu belli varlıklara yatırsam yani klasik tabiriyle arsaya borsaya yatırsam evet. Yeteri kadar beklersem nasıl olsa ben faiziyle birlikte aldığım borcu öderim. Şimdi ama bankaya gidip de ya bana borç verin ben ondan spekülasyon yapacağım. Arsaya borsaya yatıracağım diyemezsin. Elbette. Ama şöyle bir şey diyebilirsin. Ey vatandaşlar, ben şimdi bir ortaklık kurdum. Bana para yatırın. Ben size hem her ay para vereceğim. Sonunda da hepimiz zengin olacağız. Şimdi bu bir New York'ta bir uyanık adam. Adı da Charles Ponzi'ymiş. Charles Ponzi. Evet, aklına geliyor. Millete diyor ki, onlar da biliyor ki bu küçük para sahipleri ayda da bir şey istiyor adam. Yani hemen biraz da yemelik istiyor yani öyle. 3 sene 5 sene bekleyecek diyor. Diyor ki nasıl olsa yenileri gelir. Yenilerden gelen paralara ben bunlara her ay bir miktar para veririm. Bizim 80'den sonraki banker hikayeleri evet, gibi. Evet. Banker bilo bilmem ne falan filan. Böyle bir şema deniyor. Oyun deniyor. Böyle bir şey kuruyor. Ya iyi niyetli olarak düşünürsen fiyatının artacağı varlıklara yaratılıyor bu arada. Ama çok tehlikeli bir oyun. Niye? O yatırdığı varlıkların fiyatı belli sürede istediği kadar artmazsa sistem çöküyor. Tabii. Çünkü bir de yeni toplandığı paralardan eskilere her ay ufak ufak bir şeyler piramit geliyor. Gibi yani devamlı genişlemesi lazım. Genişlemesi lazım. Hatta bir espri vardı. Adam birisi küçük bir ülkede bu Ponzi oyununu kuruyor ve çöküyor. Diyor ki bir çarem vardı diyor. Bunu Çin'e yaymalıydı diyor. Çin'e yaysaydım. Katılımcı sayısını arttırmak için. Evet, Çin'e yaysaydım diyor. Kurtaracaktım ama diyor. Çincem yoktu yayamadım diyor. Şimdi böyle bir zengin olma metodu var. Bu iki metoddan bu Ponzi şeyi galiba hala geçerli. Ne diyorsun Asaf? Biz yani, de girelim mi bu işe? Ben de işte yani ufak ufak başlamak lazım böyle bir yerden. Ege güzel anlattı. Bir kere çok eski bu yani Ponzi ile biliniyor ama ondan evvel de var. Yani daima böyle
yüksek gelir vaat ederek insanların paralarını alan, o gözü gibi korudukları paralarını alan ve aslında onu ve bunun karşılığında da yani ciddi bir getiri vaat ederek alan ama o parayı öyle getiri getirecek bir işe pek yatırmaya pek de niyeti de olmayan ya da becerisi olmayan bir kısmının şeyler tabii ne oluyor? Şey zincir büyüdüğü sürece gelenlerden yeni taze paralarla eskilerini ödüyorsun falan. Sonra olay patlıyor gidiyor. Ve Ege'nin söylediği bir konu çok önemli. Bu bir tamahkarlık var insanda. Bu tamahkarlığı tabii yani şöyle diyelim insanların belki bir küçük bir azınlığından nasıl ki bir kumarbazlık diye ya da alkolizm diye böyle hafif genetik şeyi de olan bir boyutu da olabilir bilmiyoruz. Bir şey olabilir yani insanın daha fazla risk sevmek evet, böyle evet. Eğilimler olabilir ama daha yaygın bir şekilde bir tamahkarlık yani. İlle kumarbaz olmak gerekmiyor. Evet. Şey tamahkar dediğimiz insanlar her zaman risk seven insanlar olmuyorlar ama bir sosyal ortamda oluyor. Bizim şey çok güzeldir. Bu konuda çok güzel Türkiye'nin deneyimi vardı. Siz gençler hatırlamıyor tabii. 80'lerin başı değil, 70'lerin sonu 80'lerin başında bir banker olayı yaşanmıştı tabii. Türkiye'de. Evet. Banker olayı. Kastelli ve Kastelli şeydi. Yani sadece bir tanesiydi. Kastelli ciddiydi. Kastelli aslında şeylerle başlamıştı. Allah rahmet eylesin Kemal Kurdaş'ın çıkardığı, 27 Mayıs'ın çıkardığı tasarruf bonolarını kırarak başlamıştı. Toplayarak, kırarak başlamıştı. O bonolar veriliyordu. Ondan sonra vatandaş nakit istiyor, boşver bonoyu. %6 faizli bir bonoydu o. Ondan sonra Kastelli onları işte 1 liralık bonoyu 30 kuruşa, 25 kuruşa alıyor. Sonra zaman devletten parası 6 faiz alıyor. Bittiğinde de yüzünü alacak filan yani böyle bir sistemdi. O zaman bayağı rantarlı. Böyle başlamıştı. Ama bir dönemde bu yani hakikaten bir toplumsal isteri haline aldı. Bütün bir toplum şey yapmaya başladı. Ben 6 yaşındaydım hatırlıyorum. Ha, yani orada mesela çok güzel bir hikaye var insan davranışında. Mesela şu apartmanda biri buna götürüyor. Diyelim 20 daireli bir apartman. Somut örnekleri de var yani bunun da onun için bildiğimiz bir hikaye olduğu için anlatıyorum. Şimdi götürüyor hakikaten para veriyor almaya başlıyor. Kadın gayri ihtiyari komşularına biraz anlatıyor yani işte arabayı değiştiriyor ya da buzdolabı alıyorlar filan. Ne oluyor parayı götürmüş her ay para geliyor. Şimdi onu görünce birisi daha götürüyor. İki kişi götürünce ulan onlar oturdukları yerde para alıyorlar. Biz şimdi enayimiz gibi oluyoruz. Şey yapıyor. Yani okuması neredeyse yazması olmayan bak şey çırak, çay kahveci çırağı çocuklara böyle mühendisler, müsteşar yardımcıları, subaylar, albaylar, generaller, ondan sonra maliye müfettişleri. Yani son derece Ankara'da olan o şey hikayesi var. Son derece ciddi insanlar bu bir toplumsal psikoloji de oluyor. Yani şimdi o futbolcu hikayesinde de o da var. Şimdi bunlardan biri yatırıyor tabii kasılıyor. Araba alıyor. Niye araba aldın? Abi 5 milyonu verdik. Bana 2 ayda %20 getirdim 1 milyon ben de 1 milyon araba aldım. Şimdi o araba almış yani bizim neyimiz eksik. Yani insanın böyle emek harcamadan bir çaba göstermeden şey böyle zenginliğe kavuşma şeyinde bu aklını kaybediyor. Müthiş böyle bir buna bir düşkünlüğü var. Yani belli ki hep olmuş bu. Çünkü bunlar hep var. Ve hani şunu diyorsun. Ya öğrenirler. Hani yani bir defa olur, iki defa olur, üç defa olur, dört defa olur filan. Türkiye'de biliyoruz işte şey çıktı neydi o Tosuncuk çiftlik çıktı bankerlerden sonra bilmem ne çıktı. Yine işte Türkiye devamlı oluyor. Amerika gibi yani en azdır 200 yıldır bu tip hikayelerin olduğu şeyde ülkede bile küresel krizden evvel son derece ünlü bir şeyin Magdoff son derece ciddi kuruluşların paralarını işleten bir adamın aslında bu işi yaptı. Ortaya çıktı. Bir bölümünde
bir bölümü bunun aslında dolandırıcılıkla da başlamıyor. Bir de o var. Yani şöyle oluyor. Bir iki yüksek şey, yani yüksek karlı iş yapıyor. Hakikaten iyi yatırım yapıyor. Kendi parası yetmediği için biraz etraftan o da şey, yani sen ayda %20 kazanıyorsan %10 da birine veriyorsan onda sana kalıyor. Tamam mı? Şimdi onlar devam etmeyince aniden tabii bu borsalarda, yani borsaysa gayrimenkulde bir tarafa giderse bazen de öbür tarafa gitmeye başlıyor. İşte öbür tarafa gitmeye başladığında o zaman şeye dönüşüyor, sahtekarlığa dönüşüyor. Bu çok güzel bir kitap vardır. Kindleberger'in çok ünlü bir iktisatçıdır. Charles Kindleberger, onun biz bilgi yayınlarından yayınlamıştık. Ben de hatta şeyden 2008'den evvel 2007'de filan yayınladık. Bu kriz geliyor diye, yani okuyun arkadaşlar diye, hakikaten şey de var böyle. Cinnet, panik ve çöküş diye. Yani insanlar bir cinnet geçiriyorlar. Bankerlik mesela şeyi Türkiye'de, bankerlik şeyler öyle bir şeydi. Daha evvel bir Florida bir cinnet hali şeklinde. Cinnet gibi yani. Herkesin toplu katıldığı. Yani son derece aklı başında evet. Onu söylemeye çalışıyorum. Son derece aklı başında parasının hesabını iyi yapan, böyle bir şeye hayatta normal olarak bu riski almayacak insanlar, öyle bir hava oluşuyor ki enayi hissediyorsun. Yani herkes evet. İşte bütün hikaye o. İnsan davranışları. Bu o önemli. İkincisi tabii bu insan davranışlarının karmaşıklığı açısından da çok ilginç bir konu. İktisatçıların çok iyi var. İktisatçının böyle bir rasyonel insanı var. Asla böyle bir şey yapmıyor. Böyle bir insan yok. Herkes bu hatalara düşebiliyor. İşte onun için bu davranışsal iktisat vesaire, bunlar bize çok şey açmaya başladı, ufuk açmaya başladı. Yoksa yani iktisadın öngördüğü, o neoklasik teorinin öngördüğü rasyonel bir adam, orada böyle şeyler olmuyor. Orada zaten sahtekarlık da olmuyor. Hiç kimse şey yapmıyor. Öyle değil. İnsanlar işte böyle tamah şey yapıyorlar. Tamah sonucunda böyle fevkalade vahim şeyleri, hataları yapabiliyorlar. Şey vardır mesela, Amerika'nın böyle bir Florida toprak şeyi hikayesi vardır. İnşallah Türkiye'de olmaz öyle şeyler. Yani var olmayan böyle bataklıklar Florida'da gayrimenkul fiyatları artıyor. Gene 20'lerdir galiba. Artıyor diye böyle herkes toprak alır, gayrimenkul alırlar böyle, sonra çıkartıyor. Dolandırılmışlar yani. Toprak yok. Bataklığın adamın biri parsellemiş, satmış altın. Definecilik biraz bu işe girebilir. Çünkü define de yani gene havadan zengin olmak, bir emek şey yapmadan zengin olmak. Öylesi var mı hocam? Hep hikayeleri görürüz ama ben yani hiç gerçekmiş gibi gelmez bana yani. Definenin olduğu değil ama bu işe çok para kaptıran olduğu kesin. O ayrı, evet. Yani İşin bu iş, o boyutu şimdi, başka. Yani insanın bu tamahkarlığına üzerine şey yapan, çalışan hemen bir sektör oluşuyor. Yani birileri de bunu bu zafiyetini tahrik ediyor. Bu zafiyetini şey yapıyor. Bu işte telefondan korkutup parasını alma tabii hikayesi de fevkalade aklı başında insanlar. O da bir toplumsal psikoloji işte. Teröre bulaştın filan falan aklı başında. Yani bu profesör adam elinden şey ne derler naylon torbada götürüyor, para temsil ediyor 19 yaşındaki bir çocuğa. Çok, olacak iş değil yani. Çok güzel bir noktaya getirdiniz. Bu arada banka çalışanları da bu tip konuları sanıyorum onlar da uyarılmışlar. Özellikle görece yaşlı vatandaşlarımızın böyle bir ani para çekişleri vesaire, konuyu ince eleyip sık dokuyup derinlemesine sorarak konuyu bulup şey yapıyorlar. Onlara da hani buradan vurgu yapalım. Çok dikkatli olunması lazım. Banka çalışanlarına da ayrıca şube çalışanlarına da bir teşekkür etmek lazım. Hassasiyetlerinden evet. Dolayı. Çünkü duyuyoruz son zamanda onlar mevzuya uyanıp ya burada bir terslik var. Öyle bir oturtuyorlar hani böyle ne polis ne işte bir savcı vesaire, hiç kimse böyle bir şey istemez sizden. Hiçbir kamu görevlisi böyle para istemez. Öyle bir hakları yok. İstemezler de zaten. Ya burada bir enayilik var, ne oldu diye sorunca ondan sonra hikaye dökülüyor ama o dakikaya kadar da söylemiyorlar. Çok ilginç yani. İşte yani o insanın psikolojisinin ne kadar şey olduğunu gösteriyor yani. Ne kadar... Hani manipülasyona açık. Evet, rasyonel insan hikayesinin
yani iktisadın o temel varsayımının ne kadar sorunlu olduğunu da gösteriyor. Yani insan çok daha karmaşık bir şey. Ve bunun gelişmişlikten, eğitimle falan olmadığını işte defalarca yerde görüyoruz. Bu Magdoff'un dolandırdığı şeyler arasında, vakıflar arasında bayağı ciddi böyle şey, vakıflar şey arasında son derece ciddi insanlar tarafından yönetilen, parlak insanlar tarafından yönetilen şeyler vardı. Paralarını da dolandırmış bayağı. Hocam, o az önce bahsettiğiniz Castelli haberleri televizyonda hatırlayın. Devamlı gösterilirdi, anlatılırdı vesaire. Rahmetli babacığımla bir gün hiç unutmuyorum. Oturuyorduk. Bisküviye, şey, çaya bisküvi bandırıyorduk. Demişti ki bana, hiç kimseye bedava bir şey vermez. Bunu hiç unutma demişti. Dolayısıyla böyle bir durum varsa bir orada bir şüphelen, ne oluyor diye bir sorgula demişti. Bugün hala kulağımdadır o söz. Ege Hocam, devam edeceğiz ama bir reklam aramız var. Reklam aramızın ardından buradayız. Ege Hocam'ın, Asaf Hocam'ın ardından Ege Hocamıza devam edeceğiz. Devam ediyoruz ekonomik görünüme değerli izleyenler ve en son sözü Ege Hocam'a veriyorduk. Buyurunuz, evet. Hocam. Şimdi bu, yani sahtekarlardan, hatta hayal taciri de diyebiliriz. İşte çiftlik kuracağım, bilmem ne yapacağım falan gibi hikayelerle, hatta biraz gaddarane de bir örnek vardır. İçim kaldırırsa sonra anlatırım, böyle evet. Bir projeler vardır. Getirisi yüksek proje. Sadece bir de portföy teorisi diye bir şey var. Yani bunun bir sahtekarlık kısmı var. Bir de bilimsel kısmı var. Yani gerçekten insanlardan para toplayıp onların paralarını o insanların teker teker değerlendiremeyeceği yüzde de değerlendirmek de mümkündür. Yani bunu yapanlar da var. Yani bu da bir Bunun da bir teorisi var. Özet olarak şöyle. Yani teorisi var deyip kesmeyeyim. Buyurun. Özet olarak da ne olduğunu anlatayım. Şimdi insanların bu tamahkar kısmı olduğu gibi bir de korkak tarafı vardır. Mutlaka. Yani böyle bir parça kar ettiği zaman hemen çıkar. Yani bu bana yeter gibisinden. Çünkü ikinci defa oynama şansı yoktur. Ya az parası vardır, 100 lirayla oynamıştır. Kazanmıştır. 10 lira kazanmıştır, çıkar gider. Şimdi burada şöyle bir formül var. Kazanma ihtimaliyle mükafat çarpımı birbirine eşit oluyor. Yani nedir? %10 kazanma ihtimalin var. Mükafat da 100 lira. O zaman işte o %10 ondan kazanıyorsun. Fakat bazılarının ihtimali daha yüksek. %30, %40. Fakat onların ihtimalleri daha düşük. Kaybetme ihtimalinde var. Var ama şöyle, buna beklenen getiri deniyor. Yani beklenen değer. Kazanç oranı yüksek ama kazanma ihtimali az. Az. Fakat çarpımı daha yüksek. Şöyle... %30 kazanabilirsin. Tamam. Tamam mı? %30 kazanabilirsin. Ama ihtimal onu çok oynadığı zaman kazanabiliyorsun onu. Şimdi olur. Yani bir seferde çıkmıyor. Evet. O zarı çok atman lazım. Çok zar atman lazım. Bir atımlık barutu olanlar bir defa atıp çıkıyorlar dışarı. Ama kolektif olunduğu zaman, yani bir fon yöneticisi bu paraları topladığı zaman o expected value deniyor. Beklenen değeri yüksek kağıtlara veya varlıklara yatırım yapabiliyor. Yaptığı zaman o bir defa bir atımlık barutu değil, onun 10 atımlık barutu oluyor. Ve küçük yatırımcı da sanki büyük yatırımcı gibi bu şeyden istifade edebiliyor. Doğru. Şimdi bu tamam da, yani biraz da
vatandaşın bu işlere heveskar görmesinin sebebi güzel hikayeler de var. Tabii. Yani bütün hikayeler kötü değil. Yani nasıl o bankerler zamanında evini satıp diyordu ki evini sat, faize koy, yine evinde kirayla otur, üzerine de cebine para kalıyor. Yüksek enflasyon, yüksek faiz ortamı. Reel faiz kavramı da yok tabii. Ama onun dışında hakikaten portföy yöneticileri, yani bu ihtimalleri hesap edebilenler, ona göre sepet yapabilenler, yani portföy yapabilenler var. Ve bunlara para yatıranlar, uzun vadede bakıyorsunuz, gayet iyi para kazanıyorlar. Şimdi böyle örnekler olunca, buna çok fazla akla ermeyenler bile portföy yöneticisi oluyor. Özellikle son yani, zamanda değil mi? O kadar da onun şeyi yok yani. Şimdi şöyle bir ilginç hikaye de var. Bu Amerika'daki özel üniversitelerin çok büyük paraları var. Bunlara işte endowment falan deniyor böyle. Vakfedilmiş para. Evet, her sene de tabii, 30 milyar dolar, 40 milyar dolar. Mesela Harvard, Marvard gibi. Tabii. Ama hepsinde var böyle. Onlarda en çok var da. Şimdi Harvard'da bir sürü profesör var. Bir sürü iş idaresi, finansçı, bilmem neci var. Biliyor musunuz? Harvard'ın bu fonlarını New York'ta birisi idare ediyor. Terzi kendi söküğünü dikemez diye bakmışlar. Yani şimdi o kadar bilgili olmakla o ayrı bir his de var orada. Ayrı bir koklama da var. Mutlaka. Böyle şeyler de var. Ve tabii bunları düşünürsek mesela 30 milyar, 40 milyar dolar bir fon var. 3 puan, 4 puan fazla ortalama getiri yapsa. Şimdi sadece burada şu var tabii. Bunların çoğu uzun vadede getiriyor. İkincisi, bu fonlar aylık gelir vaat etmiyor. Şimdi bu ponzicilerin, saadet zincirlerin zayıf tarafı aylık gelir vaat etmeleri. Aylık gelir vaat etmediğin sürece eğer hakikaten de sen nerelere yatırım yapacağını biliyorsan, yani bugün bu ham maddeler var işte bilmem, portakal suyundan tut da buğdaydı, şekerdi, bilmem neydi falan gibi. Bunların cycle'lar var, artışları var. Bu metaller var, şunlar var, bunlar var. Bunlar birbirine ters çalışanları var. Bunlar hepsi. Kaçınılması gereken bir defa her ay sana bir şey veririm diyenler. Ama vermem ama ben bunun değer artışı olacak. Belki bir sene değer aşağı da gelebilir. Hatta bu ciddi firmalar derler ki mesela bizim son 10 senelik performansımız yılda %15. Ya faiz %3-5, bunların performansı %15. Ama altında der ki geçmiş başarımız geleceğin garantisi değildir. Kimseye söz vermiyoruz. Ama benim böyle bir performansım var. Tamam işte ne diyorlar? Disclaimer yani biz uyarma. Evet, uyarı şey yapıyor. Böyle bir dalda var. Peki bunlar hiç batmıyor mu? Bunlar da batabiliyor. Eğer riski nasıl ayarlayamazlarsa. Eğer büyük kriz gelirse. İşte 2008-2009'da bunların en babaları bile battı. Doğru. İşte o zaman da hani aklıma fıkra geldi. Buyurun. Anne balık yavrularına nasıl avlanmasını öğretiyormuş. Bak diyormuş işte buna A denir, yanından dolaş. Buna olta denir. Sakın solucan oynanına bakma, sakın onu şey yapma. Bunları güzel bir anlatırken birden bir serp ve A üzerine düşmüş. Bunları yakalamışlar. Demiş ki buna da tepeden inme denir. Buna bir şey yapamazsın. Bir şey yapamazsın yani. Krizde böyle bir şey. Krizde böyle bir şey. Yani gidiyor gidiyor.
böyle 2008-2009 krizi gibi bir şey çıktığı zaman, ki büyük krizden bahsetmiyoruz, o zaman sağlam gibi duran şeyler bile pat 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 yıkılabiliyorlar. Orada şöyle bir müdahaleden bahsedilebilir. Belki Asaf onu açabilir. Devlet bu gibi durumlarda konuya girmeli mi, girmemeli mi? Yani sistemin tamamı böyle bir titreşime girmişse, devletin fonksiyonu içinde piyasaları kurtarmak diye bir şey olmalı mı, olmamalı mı? Yoksa kendi haline mi bırakacaksın bunu? Mesela bunu bir şekilde son Bernanke girdi. Yani 2008 gibi bırakmadı ipin ucunu. Yani bunun ahlaki ve iktisadi bir tarafı da var. Bakalım Asaf hocamız kafasından neler geçirecek. Şimdi tabii yani Ege güzel anlattı. Hakikaten bu profesyonel, yani işi bu olan bir takım insanlara parayı verdiğiniz zaman onlar o fonları yatırarak güzel getiriler elde edebiliyorlar. Dediği gibi yani işte meşhur şey var. Berkshire Hathaway ünlü guru muadil muamelesi görüyor. Mesela adam 30 yıl her sene yani 100 lira yatırmışın 30 yıllık bugün o 100 liranın aldığı değer 30 yıllık %15 yıllık şeye tekabül ediyor. Şu müthiş bir şey yani. Hani bu 7-10 70 şey gibi. Ha yani bir yıl, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl değil yani. Şöyle düşün yani. 7 yılda bir ikiye katlar. Tabii yani tabii yani %10 7 yılda ikiye katlar. %20 3,5 yılda ikiye katlar. 35 yıl demek 210 demektir. Yani 100 liran 1 milyon lira olacak filan. Yani müthiş böyle şeyler var. Ama bunların her şeye rağmen çok da sık olmadığını şey yapmak lazım, kabul etmek lazım. Şimdi finans piyasalarının zaten bütün bu finansın ilginç tarafı o. Az sayıda insanın hakikaten buradan çok büyük para kazanması arada bir oluyor. Olmuyor değil. İşte o şey yapıyor zaten. Cazip yani, geliyor. O işi bozuyor yani. Ege'nin söylediği gibi vakalar da var. Yani başarılı. Ama ilke olarak iktisatçıların tartıştığı bir konu devletten evvel. Piyasadan dahi bütün bu aktif müdahaleler sonucunda hisse senetleri için piyasadan daha iyi performans olur mu sorusuna iktisatçılar şüpheyle bakarlar. Yani uzun dönemde bir istisnadır bu. Genellikle çünkü unutma, o yüksek şeyi veren, getiriyi veren o getiriden pay da alıyor. Kendi de zengin oluyor. Sadece. Yani şöyle senin şeyini Hilal Amel için çalıştırmıyor. Öyle. Diyor ki senin tamam para bana vereceksin. Her sene %2'si kadar bir kere ben masraf alırım. Artı işte bir benchmark diyelim taviz faizini aldın. Tamam. Taviz faizinin üstünde bir getiri varsa onun da yarısını ben alırım diyor. Yani o da şey yapıyor taviz faiz. Onlara baktığın zaman uzun dönemde ortalamasını aldığında bu fonların parayı borsaya direkt şey yatırsaydın, endeks dedikleri yani endekse uygun bir şekilde dağıtmış olsaydın kendin, daha karlı çıkıyorsun. Yani borsa hikayesinde öyle illa bu fonların çok şey olması söz konusu değil. Hocam iktisatçılar şüpheyle bakar dediniz ya. Piyasalar şüpheyle bakarlar yani. Herkesin şüpheyle bakması gerekmez mi? Çünkü regülasyon yok. Ama insanın kuşça konuştuk yani insanoğlu. İşte herkesin şüpheyle bakması lazım. İnsanoğlu gerekir. Ama mucize de var. O herkes oluyor. Ya işte, tamam işte ama o da var olunca o tamahkarlık dediğim. Herkes oluyorsa zaten mucize olmuş. Ama tamahkarlık dediğim o yani. O bir tane örneği de olunca. Bana da denk gelirse diye. Bana da gelir diyor herhalde. Yani insan çok garip bir şey. Dediğim gibi bunu yapan insanlar hiç kalmasını sevmeyen insanlar da olabiliyor. Şimdi tabii devlet ne yapabilir de birkaç şey var. Birincisi tabii tüketiciyi koruma. Bir kere finans piyasasının regülasyonunu o açıdan bir kere tüketiciyi koruma. Nasıl ki biz gıda sektöründe elbette istediği yağ kullansın,
Ondan sonra otomobilde işlediği şeyleri kullansın, televizyonda işlediği kabloyu kullansın. Yani yangın riski olan filan. Bunlar nasıl düzenleniyor? Doğru. Yani ciddi bir şekilde tüketiciyi koruma da bir şeyimiz var. Oradaki hatalar şey yapılıyor. İşte garanti veriliyor, bilmem ne yapılıyor filan. Tabii finansta garanti vermek filan bunlar zor. Dolayısıyla finansta yapılacak olan şey mümkün olduğu kadar tüketicinin aydınlatılması ve dolandırıcılığın olmaması. Yani geri planda onun çok iyi denetlenmesi lazım. Yani adamların parasının yoksa adamın parasını kendi arkadaşlarının şirketlerine dağıt. Arkadan al bilmem ne falan filan. Bunun olmaması yani. Birinci boyut var. İkincisi Ege'nin söylediği daha genel bir şey. Büyük finansal çöküşlerin. Şimdi normal olarak çünkü piyasa sisteminin mantığı riski almışsın. Kar olsaydı senin olacaktı. Zarar da senin. Doğru. Basacaksın. Yani bütün mantık bu. Eğer bunu bozarsak sistemin özünde bir hasar yaratma ihtimalimiz var. Çünkü ahlaki bir sorun ortaya çıkıyor. Kar benim ama zarar benim değil senin. Şimdi o zaman kar niye senin? Yani öbür sistemin karşı olabiliriz sistemin sonuçlarına. İşte gelir dağılımı kötü, doğru, çevre bilmem ne falan ama kendi işinin mantığı var. Riski alıyor. Zarara katlanacak, karı da alacak. Fakat orada denilen şu, bazen bu büyük krizlerde o kadar büyük bir hasar olabilir ki ekonomide. Buna izin verdiğimiz takdirde kurunun yanında yaş da mı yanar? Tabii. Yani aslında ekonomideki hasarın büyüklüğü nedeniyle yangın yayılır. O yangın kurulun yanında yaşla yanar, yaşlı maçlı yani tedbirli insan hata yapmamış bilmem ne bunların hiçbirini yapmamış ama sistem çözülünce onlar hep. Dolayısıyla bunu engellemek için bu bankacılık ve bütün finans sektörüne yönelik en ciddi eleştirilerden biridir. Yani öyle ya da böyle finans sektörünün özellikle bankacılık sektörünün kurtarılması bir yerde bankacılık sektörünün devlet garantisini alması ama buna da bir para ödemeden alması bu garantiyi. Dolayısıyla fiilen vergi mükellefinden, cebinden banka sahiplerine ödenen bir rant bu. Çünkü battığı takdirde o zaman onlar ne yapabilecekler? Risk alabilecekler, yüksek riskli işlere girebilecekler. Daha kötü olmasındansa gibi. Diyor. Dolayısıyla o yüksek gelir onların olacak ama riskli işler kötü gider de sorun çıkarsa onun faturasını onlar sermayeleri kadar ödeyecekler. Şeyleri kadar. O arada zaten büyük bir ihtimalle profesyoneller açısından bakarsanız bankayı yöneten profesyonel onlar yüksek primlerini de almış olacaklar. Şeylerde mal sahipleri de büyük bir ihtimalle yüksek temettüleri almış olacaklar. O şey sayesinde. Sonra vergi mükellefine gelecek. Vergi mükellefi bunu ödeyecek. Bu tabii çok ciddi bir sorun ve bütün bankacılık sisteminin yani bütün bankacılık sistemlerinin son derece ciddi bir sorunu olduğu düşünülebilir. Ama çok güçlü bir lobi olduğunu da unutmamak lazım. Yani bankacılıkta çünkü yani şimdi bir iş yanlış gidince hiçbir zaman yanlış giden işi yapan adamın yaptıkları yüzünden yanlış gittiğini kabul etmesi söz konusu değildir. Başkalarındadır kabahat. Yani o hata yapmamıştır. Başkası yüzünden olmuştur. Etraf bir şekilde işte komplo vardır. Türkiye'de bu çok yaygındır falan filan şeklinde. Dolayısıyla şimdi aslında sen risk almışsın, hatayı yapmışsın. Şimdi diyorsun ki vallahi benim suçum değil, kriz var. Tamam da kardeşim kriz olacağını baştan düşünseydin. Ona göre davransaydın hikayesi. Bu konu tartışılacak. Bu bitmez bu hikaye. Bu banka sisteminin gerçek zafiyetleri bunlar. Dolayısıyla bu uzun dönemde nereye gider bilmiyorum. Ama yani şu andaki sistemin uzun dönemde bunu pek götüreceğini şey yapmıyorum. Belki işte bu şeyler Bitcoin diye bizim özetlediğimiz blockchain'ler. Ondan sonra ademi merkeziyetçi finans filan yani
bu tip sorunları olmayan, onların da başka sorunlar var. Onlar belki onların öne çıkmalarında nedeni olabilirler de ona onun için bir şey diyemeyiz. Peki hocam, bir ara daha vermemiz gerekiyor. Tamam. Çünkü vaktimiz daraldı. Bir aramız daha var, ardından tekrar devam edeceğiz. Tekrar birlikteyiz ve artık son dakikalar. Ege hocam, buyurun. Evet. Şimdi şöyle temel bir soru var. Ben paramı ne yapayım? Az veya çok. Herkes bir miktar tasarruf ediyor. Mutlaka. Bunun en emiri ve uzun vadede en iyi getiriri ne sağlıyor? Şimdi ben bunu epeyce araştırdım. Epeyce, yani hayatım boyunca bunu araştırdım. Netice şöyle. Şimdi bir devamını söyleyeyim. İşte arsa, bina, hisse senedi, antika, koleksiyon resimler falan gibi şeyler var. Tabii burada bir şey daha var. Mesela büyük böyle çok değeri artan resimler var ama bunlar zaten çok pahalı. Yani bunu küçük insanlar alamaz. Şimdi şeyi de pahalı bir de onların, yani sadece o değil, sigortası var. Tabii tabii. Yangını, şeyi evet. Koruması, yangın mangın tabii. Yani 60 milyon dolarlık teslim almışız. Şimdi en uzun vadede en yüksek getiriyi herkes için, yani sadece büyük para sahipleri için değil, hisse senedi sağlıyor. Bu ben zaten modern kapitalist sistemin en büyük avantajı. Çünkü hisse senedinin gerisinde gerçek varlık var. Yani real asset var. Şirketler. Neyin hisse senedini alıyorsun? Üretken sanayi şirketlerinin varlıkları var. Onların aktifleri var. Bunlar içinde ufak tefek batan çıkan firmalar bilmem ne oluyor ama onları da başkaları alıyor. Bilmem ne alıyor. En kötüsü de ne biliyor musun? Buyurun. Faiz. Tabii. Faizle zengin olmak mümkün değil. Mümkün değil. Çok mümkün kısa değil. Zamanlarda biraz bir şeyler oluyor ama faiz kadar kötü bir yatırım yok. Yani parasını faize yatırmak kadar kötü bir yatırım yok. Peki süre durumu nedir yönetmenim? Bitmiş. Son sözümüz var mı yoksa kapatalım mı? Son sözümüz, eğer kazanmışsan fazla oyalanma, şansını zorlama. Harika. Oradan ufak ufak git. Harika. Kazandıysan şansını fazla zorlama. Ağzınıza sağlık. Egecan, sen çok teşekkürler hocam. Ve Profesör Doktor Asaf Savaş Akat, çok teşekkürler hocam. Ağzınıza teşekkür sağlık. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, ekonomik görünümü burada noktalıyoruz. Yaklaşık 8 dakika sonra küresel piyasalarla tekrar karşınızda olacağız.